Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları Modern Problemler adlı çalışma kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldık peki? Hemen söyleyelim, hatırlatalım. 50 ve 51. sayfaların çözümlerini yapacağız bu videomuzda. Dilerseniz gelin hep beraber ilk sorumuzda bakalım ne demiş, onu bir tartışalım. Şimdi gençler, bir hastanede 15'i tek kişilik, 20'si de çift kişilik, 30'u da 3 kişilik toplam 65 tane oda varmış. Şimdi 15 kişilik odalar var arkadaşlar. Tek kişilik odalar var. 15 kişilik oda neymiş ya? KYK yurdu mu bu? Tek kişilik odalar var. 2 kişilik odalar var. Ve 3 kişilik odalar var. Bunlar arkadaşlarım, bunun sayısı 15. Bunun sayısı 20. Bunun sayısı da 30 gençler. Şimdi toplam 65 tane oda varmış. Bu bir. İkincisi, demiş ki bize, erkek hastalar ya tek kişilik ya da 3 kişilik odalarda kalmakta. Yani erkekler arkadaşlarım ya burada kalıyor ya da burada kalıyor. Kadınlar da sevgili arkadaşlarım ya tek kişilik ya da çift kişilik odalarda kalıyor. Yani ya burada kalıyor kadınlar ya da burada kalıyor. Erkekler 2 kişilik odada kalmıyor, kadınlar da 3 kişilik odalarda kalmıyor. Hastanenin 28 odasında kadın hastalar yatıyormuş arkadaşlar. 28 tane odada kadınlar yatıyor. Buna göre hastanede en çok kaç tane erkek hasta yatmaktadır? Şimdi erkeklerin hepsi zaten 3 numaralı odada yattığı için hepsini dolduracağız. Ve 3 kere 30'dan burası zaten 90 kişilikti. Tamamında erkek kalıyor diyeceğiz. Bu bir. İkincisi, 28 tane odada kadın kalıyor ya. Sadece kadınların olduğu, kaldığı odayı dolduralım arkadaşlar. 2 kişilik tüm odalar kadınlara ayrılsın. Böylelikle 40 tane kadın burada. Şimdi 28 odasında diyor ya, 20 odayı doldurdum ben. O zaman 8 odada şuraya kalacak. Bak, 15-8'den sevgili arkadaşlarım 8 tane odada kadın kalıyor. O zaman 7 tane odada da erkek kalacaktır. 7 tane tek kişilik odada erkek kalacak. Şimdi bunlar tek kişilik olduğu için 7 oda var. 7 erkek buradan. 90 erkek de buradan. Demek ki maksimum sevgili arkadaşlar 97 tane erkek yatıyor bu hastanede diyebiliriz. Geçtim 2'ye. Aşağıda yandan görünümü verilen komodinin özdeş 3 çekmecesinden 3 no'lu olanı şu, tam geri çekilebileceği mesafenin 9/10'u kadar geri çekilidir. Tamam. Yani 10K kadar çekilebiliyorken normal şartlar altında 9K'sı çekilmiş. K kadarı kalmış. Şekildeki konumlarından itibaren 3 no'lu çekmece 6 cm. 1 ve 2 no'lu çekmecelerse toplam 54 cm geri çekilirse tüm çekmeceler tam geri çekilmiş olacaktır. Ha, şimdi orada bir dur. Bak, burada anahtar bir kelime var. 3 no'lu çekmece 6 cm geri çekilince tam çekilmiş oluyor. Bunun tam çekilmesi için ne kadarı vardı arkadaşlarım? K kadarı var. Demek ki K neymiş? K eşittir 6 cm'ymiş. Tamam, çok güzel. Şimdi sorunun kökünü bir okuyalım, ona göre devam edelim, tamam mı? Büyük sorunun kökünde 1, 2, 3 no'lu çekmeceler şekildeki konumlarına gelene kadar toplam kaç cm geri çekilmiştir? He, şimdi bak, şöyle diyeceğiz. Şu normalde ne kadar geri çekiliyordu? 10K geri çekiliyordu. Bu ne kadar geri çekiliyordu? 10K geri çekiliyordu. Tamam mı? Şimdi 1 ve 2 no'lu çekmeceleri tamamıyla açmak için toplamda 54 cm geri çekmemiz gerekiyor. Yani arkadaşlar, ben 54'ü giderim 6'ya bölerim. Çünkü K demek sevgili gençler 6 cm'ydi. 54'ü 6'ya bölersek 9 gelir. Demek ki 9K kadar çekilmemiş konumdalar. Yani bunun tam çekilmesi için şu kadar, bunun tam çekilmesi şu kadar lazım ya. İşte şu yeşillerin toplamı 9K'ymış. Normalde ikisinin toplamı 10K artı 10K'dan 20K'ydı. O zaman şu ikisi bize 11K'yı verecektir. 9K da burada çekilmişti arkadaşlar. Bana diyor ki 1, 2, 3 no'lu çekmeceler şekildeki konularına gelene kadar toplam kaç santim çekilmiştir? Şimdi 11K, 9K daha 20K yapar. K'yı da biliyorsun 6'ydı. Demek ki 20 kere 6'dan cevap bizim karşımıza çıkacak. Doğru cevap 120 cm olacaktı. Cevabımız Denizli'ydi gençler. Devam ediyorum 3. sorumla. Bir çocuk oyun salonunda 30, 50 ve 100 kontörlük kartlar satılıyormuş arkadaşlar. Şimdi 30 kontörlük, 50 kontörlük, bir de 100 kontörlük kartlar satılıyor. Demiş ki 50 ve 100 kontörlük kartlara sırasıyla 40 ve 90 kontör hediye yüklenmektedir. Şimdi buna 40 tane kontör hediye geliyor. Yani sen 50 alınca 90 kontörün oluyor. 100 kontörlük karta da sevgili arkadaşlarım 90 kontör hediye geliyor. Yani ne demek? 100 alıyorsun, 190 oluyor. Peki oyun salonundaki 60 kart satıldığında, 60 tane kart satıldığında hediye kontörler hariç toplam 3700 kontör kartlara yüklenmiş. Şimdi bak,
A tane 30 kontörlük kart, B tane 50 kontörlük kart, C tane de 100 kontörlük kart satılmış olsun. Böylelikle bunların toplamı bize neyi verecek biliyor musun? 3700 kontörü verecektir. Bu cepte. İkinci kısımda da diyor ki satılan kartlara toplam 2700 hediye kontörü yüklenmiş. Bak şimdi B tane 50 kontörlük kart satılınca B tane de promosyon vermiyor mu? Veriyor. C tane 100 kontörlük kart satılınca C tane 90 kontörlük promosyon veriyor mu? Veriyor. Bunların da toplamı neymiş arkadaşlar? 2700 imiş. Çok güzel. Şimdi satılan 30 kontörlük kart sayısı soruluyor. Yani A soruluyor arkadaşlar. Ben şöyle yapmak istiyorum. Bundan sevgili arkadaşlarım üsttekinden alttakini bir güzel çıkarın. 30A altında zaten bir şey yok. 30A 50B'den 40B'ye çıktı 10B. 100C'den 90C'ye çıktı 10C. Eşittir 3700'den 1700, 2700'ü çıkarırsanız 1000 kalacaktır. Bu cepte. Bu bir. İkincisi bakın burada A artı B artı C bunu unutmayın. Eşittir 60 diye bir şey var. Ne bu? Diyor ki oyun salonundaki 60 kart satıldığında yani A artı B artı C tane kart satılmıştı. Bunların da toplamı 60'mış. Çok güzel. Soru neredeyse bitti. A artı B artı C 60 olduğuna göre ben şu kısmı 20A artı 10A diye yazarım. Artı yanına 10B'yi eklerim. 10C'yi de tabii onu da ekleyelim. Eşittir 1000 yapar mı? Yapar. Şimdi şu kısım 10 parantezine alınırsa 10 parantezinde A artı B artı C midir? Evet hocam öyledir. Peki A artı B artı C 60 mıydı? 10 kere 60 600 yapar. 600'ü 1000'in yanına çakarsan eğer 20 çarpı A eşittir 400 kalacaktır. A da buradan kaç olacaktır? 20 olacaktır arkadaşlar. Bize ne soruldu demiştik? A soruldu. O zaman cevap Bursa seçeneğinde verilmiştir. Devam ediyorum 4. soruyla. Yüksekliği şekil 2'deki aparatla ayarlanabilen ütü masası 8 eş kademe halinde yükselip alçalabilmekte. Ütü, basın 8 tane kademesi varmış. O kademelerin hepsi şurada gösteriliyor. Demiş ki bize ütü masasının yüksekliği 1. kademeden 8. kademeye doğru getirildikçe her kademede eşit olarak artıyor. Yani eşit miktarlarda sürekli artış sağlanıyor. Ütü masasının 8. kademede ayarlıyken yerden yüksekliği 1. kademede ayarlıyken yerden yüksekliğinin 3 katıdır. Bak şimdi şuradaki yerden yüksekliği x ise şuradaki yerden yüksekliği o zaman 3x'miş arkadaşlar. Tamam 3 katıdır demiş bize. Ve ne demiş? Ütü masasının yerden ideal yüksekliği, bakın ideal yükseklikten bahsediyor. İdeal yüksekliği kişinin boyunun 2/3'ü kadardır da demiş. Tamam bunu kullanacağız. Devam edelim, ütü masamız bu şimdi. Ütü masası 5. kademeye ayarlıyken yerden yüksekliği ne kadarmış? 120 cm olduğuna göre ütü masasını ideal yükseklikte kullanmak için 4. kademeye ayarlayan Hediye Hanım'ın boyu kaç santimetredir diye sorulmuş. Bakalım Hediye Hanım kaç santim çıkacak. Şimdi öncelikle şunu hesaplayalım. Eşit miktarlarda artıyordu ya x'ten 3x'e. X'ten 3x'e giderken 8 tane kademe varsa 7 tane boşluk vardır. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 boşluk. Şimdi her boşluk madem eşit ben 3x'ten x'i çıkarırım 2x bölü 7 dersem her bir boşluğun bu ütü masasının ne kadar yükselttiğini bulurum. Tamam mı? Şimdi x'in üzerine 2x bölü 7'lerden 5. kademeden bahsetmişti ya vermiş yüksekliğini bak. 1, 2, 3, 4 tane eklemem gerekmiyor mu? O zaman 4 tane 2x bölü 7'ye x eklerseniz bu 120 santimetreyi verecekmiş bize. Şimdi ben buradan x'i bulurum. Çok güzel bulurum. Nasıl bulacağım? 4 kere 2x, bir kere burası 8x yapar. X kere 7, 7x. 8x'e ekledim. 15x bölü 7 eşittir. 120'yi verir bana. Her iki tarafı 15'e böldüm. Çat çat. Burası 8 mi yaptı? O zaman x kaçtır arkadaşlar? 56'nın ta kendisidir. Bu cepte. Bu cepte. Şimdi Hediye Hanım 4. kademeye mi ayarlamıştı? X'in üzerine 4. kademe için 3 tane 2x bölü 7 mi eklememiz gerekiyor? Evet. Bakalım kaça ayarlamış? X 56 idi. Artı 3 çarpı 2 çarpı 56 bölü 7 dediniz. Buradan 56'yı 7'ye böldüm. 8. 3 kere 2 6. 6 kere 8 48. 48'e 56 eklerseniz 104'ü bulursunuz. Şimdi Hediye Hanım 104'ü ayarlamış. Peki ideal yükseklik 104 ise ben kişinin boyunu nasıl bulacağım? Bak.
Kişinin boyunun 2 bölü 3'ü ideal yüksekliği veriyor. O zaman ideal yüksekliğin, bakın 2 bölü 3'üydü, tekrar ediyorum, buraya dikkat. 3 bölü 2'si kişinin boyunu verir. Tersten gidiyoruz ya. O halde arkadaşlar 104'ü 2'ye böldünüz. 52. 3 kere 52 de bize 156'yı verir. Ve Hediye Hanım'ın boyu da ortaya çıkmış olur. Hediye Hanım 156 santimetre boyundaymış arkadaşlar. Devam ediyorum 51. sorumla. 51. sayfam 5. sorumla. Şimdi demiş ki, Gülsüm aşağıdaki çember üzerinde verilen 30 tane pembe renkli çizgiyi ardışık pozitif tam sayılarla isimlendirecektir. Bu isimlendirmeyi de şu şekilde yapıyor. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. E şimdi 30 tane varsa sonuncular nedir arkadaşlar? 10, 10, 10'dur. Bundan öncekilerde 9, 9, 9'dur mesela, örnek veriyorum. Tamam mı? Bu isimlendirme tamamlandıktan sonra yan yana olan 4 tane çizgiye yazılan sayıların toplamı 22. Çarpımı da x olmuştur. İkisinin alabileceği değerlerin toplamı sormuş. Bakın. Yan yana 4 tanesini toplayınca bize 22'yi verecekmiş. Yan yana 4 tanesini toplayınca, tekrar ediyorum, bize 22'yi verecekmiş. Bunlar ne olabilir? Arkadaşlar bakın, şurada 3 3 3 var ya, 4 4 4'ü de yazdım. 5 5 5'i yazdım. 6 6 6'yı yazdım. 7 7 7 diye devam ediyor. Hadi şunu da yazalım bari yazmışken. 8 8 8. Bakın gençler, ben şurada 5, 5, 6, 6 yan yana 4 tane duruyor. Ben bunları toplarsam 22 yapar mı? Vallahi yapar. E madem öyle, bunların çarpımı da x'miş ya. 5 çarpı 5 çarpı 6 çarpı 6 ne yapar? Ne yapar? 900 yapar arkadaşlar. Peki bu 900 x'in alabileceği bir değer midir? Evet. X 900 olabilir. Peki başka var mı? Çünkü 900 şıklarda yok. Başka var mı? Tabii ki var. Bak 10, 10 daha 20. 21, 22 yan yana duran 4 tanesini seçtim, 22'yi verdi. O zaman bunların çarpımı ne? 10 çarpı 10 çarpı 1 çarpı 1 eşittir 100 yapar. Bu da ikisinin alabileceği bir diğer değerdir. Başka da sevgili arkadaşlarım, hiçbir değer yan yana olan 4 tanesinin toplamı bize 22'yi vermez. Dolayısıyla bunların toplamı sorulmuş. 900, 100 daha 1000 yapar. Cevap da C seçeneğinde mis gibi verilmiştir. Devam ediyorum 6. soruyla. Bir okulda çalışan öğretmenlerin bazıları bekar, bazıları evli. Evli olan öğretmenler ya bir çocuklu ya da iki çocukludur. Buraya kadar herkes bu soruyu anlamıştır. Okulda bulunan, bakın toplam kaç öğretmen varmış? 48 öğretmen var. 48 öğretmen arasında iki evli çift bulunmaktadır. Ha, bir de bu öğretmenlerin kendi içlerinde evli olanları var. Yani şöyle diyeceğiz. Şu ikisi şöyle birbirine hayat bağıyla bağlanmış 4 tane kişi seçelim. Şu ikisi evli, şu ikisi evli. Diğerleri arkadaşlarım evli olsalar da evli oldukları kişi o kurumda çalışmıyor. Tamam. Burada da böyle kişiler var. Pekala. Bu evli çiftlerden bir tanesinin bir tane çocuğu var. Şunların bir tane çocuğu olsun. Bir çocuk. Şunların da iki çocuğu varmış arkadaşlar. Tamam. Peki okuldaki öğretmenlerden bir çocuğu bulunan öğretmen sayısı iki çocuğu bulunan öğretmen sayısından 4 fazla demiş. Şimdi birazcık düşünelim. Arkadaşlar eğer ki şu kısımda x tane öğretmenin bir çocuğu varsa, x tane öğretmenin bir çocuğu var. E buradaki hocaların da bir çocuğu var. Yani bunun da bir çocuğu var. E bunun da bir çocuğu var. Aynı çocuk ama sonuç olarak biz öğretmenleri sayıyoruz. Çocukları saymıyoruz. Aynı çocuk olsa çocukları sayarken bunu tek çocuk sayarız. İki tane saymayız. Ama şimdi düşünüyorsun, bu öğretmenin de bir çocuğu var. E tamam, bu onunla evli ama onun da bir çocuğu olmuş oluyor. Yani mesela şöyle düşün. Benim bir çocuğum var. Eşimin de bir çocuğu var. Abi çocuk aynı çocuk. Tamam, o muhabbet. Şimdi x tane tek çocuk olan varsa, iki tane de burada var. X artı iki tane tek çocuk. Bu öğretmen var o zaman bu kurumda. Ve devam ediyorum. Ne demişti? Okuldaki öğretmenlerden bir çocuğu bulunan öğretmen sayısı iki çocuğu bulunan öğretmen sayısından 4 fazla. O zaman x eksi 2 tane de iki çocuk olan, iki çocuk sahibi olan hoca var. Şimdi x eksi 2 ya. 2 tanesi burada zaten. O zaman buraya kaç kalıyor arkadaşlar? X eksi 4 tane iki çocuklu öğretmen kalıyor burada. Çok güzel. Şimdi bizim okulda 48 tane hoca vardı. 4'ü şurada. O zaman 44'ü buradadır. Tamam. 44'ü burada. Ve arkadaşlar x tane tek çocuk var. X eksi 4 tane iki çocuk var. Bunlardan geriye kalanlar da bekar olanlar. Umarım anlaşıldı.
Bu okuldaki öğretmenlerin toplam kaç tane çocuğu varmış? 43 çocuğu olduğuna göre bu okulda çalışan bekar öğretmen sayısı kaçtır? Şimdi bak. Dananın kuyruğunu koparıyoruz şu an. X tane tek çocuklu hoca varsa onların zaten birer tane çocuğu olduğu için X çocuk vardır. Bu bir. X eksi 4 tane hocanın ikişer çocuğu varsa çocuk sayısı ne olacaktır? 2x eksi 8 olacaktır. Neden? Çünkü ikişer tane çocukları var. Bu kadar hocanın ikişer çocuğu varsa 2x eksi 8, bunları çarparız. 2x eksi 8 tane çocuk olur. Artı bir de şuradaki 3 tane çocuk. Onlar da sonuçta hocaların çocukları. E şimdi ben bunları toplarsam gençler. 3x eksi 5 yapar. Eşittir 43 dersiniz. Buradan 3x eşittir 48 gelir. Ve x eşittir 16 gelir. Güzel. Bekar hoca sayısını sormuş ya bak. X'i 16 bulduk biz. E şundan 2 çocuk olan hoca sayısını 12. Tek çocuk olan hoca sayısını da 16 dedik. Ve gençler 16, 12 daha kaç yapar? 28 yapar. E ben şurada 44 tane hoca olduğunu söylemedim mi? Şunları artık es geçiyoruz. Bu 44'ten de ben gider 28'i çıkarırsam 16 cevabını bulurum. Ve 6. sorunun cevabı da Edirne'yi gösterir bana. Tamam. Yani tam olarak bence ben olsam ÖSYM'de böyle bir soruyu koysam hiç ama hiç sırıtmaz arkadaşlar. Tam olarak ÖSYM vari bir soru. Tamam. Devam ediyorum 7. sorumuzda. Bir matbaada bulunan 3 farklı baskı makinesinin sayıları aşağıdaki gibidir. A tipi baskı makinesinden 2 tane. Şimdi A var, bundan 2 tane var. B tipi baskı makinesinden 5 tane var. C tipi baskı makinesinden de 10 tane var. ABC makineleri 100 sayfalık bir kitabı sırasıyla 5, 10 ve 20 dakikada basıp bitirebiliyorlar. Şimdi bak, 100 sayfalık bir kitabı, 100 sayfalık bir kitabı A makinesi 5 dakikada, B makinesi 10 dakikada, C makinesi de 20 dakikada basıyor ve bitiriyor. Buna göre matbaada bulunan bütün baskı makineleri aynı anda çalışmaya başlarsa 3 saat sonra 100 sayfalık kaç tane kitap basılır diye sorulmuş. Şimdi o burada bir duralım. Burada bir duralım. 20 dakikada bir 10 tane makine sevgili arkadaşlarım bize 10 çarpı 100'den 1000 sayfalık kitap. Yani aslına bakarsanız 10 tane kitap verir diyelim 20 dakikada. 20 dakikada 10 kitap. Tamam. Şimdi bu 20 dakikada arkadaşlar 10 dakikada 5 kitap, 20 dakikada yine 10 kitap yapar deriz. Çünkü makine sayısı 5'ti. 5 dakikada 2 makine olduğu için 2 kitap. 20 dakikada arkadaşlarım 8 kitap üretir bize. Tamam mı? 2 makine 8 kitap. Şimdi bunların hepsi 20 dakikada. Ama bize ne sorulmuş? 3 saat sonra. Peki 3 saat. Kaç dakika yapar? 3 kere 60'dan 180 dakika yapar. Bu 180 dakikanın içerisinde 9 tane 20 dakika yok mu? E var. O zaman 20 dakikada bunlar yapılıyorsa 9 tane 20 dakikada 9 katları yapılır. Yani 8 kere 9 72. 8 kere 10 80. 8 kere 10 80. 80 tane daha 160. 160'a 72 eklerseniz sevgili arkadaşlar bize 200 kaç yapar? 80 160 72 ekliyoruz. 232 mi yapar? Bir yerde bir hatamız var. Hemen o hatayı bulalım. Çünkü şıklarda 232 yok. 9 kere 20 dedik. Tamam, orada bir sıkıntı yok. 2 tane var, 5 tane var, 10 tane var dedik. Burada da bir sıkıntımız yok. 100 sayfalık bir kitabı 5, 10 ve 20 dakikada veriyor. 5, 10 ve 20 dakikada. 20 dakikada 10 tane makine olduğu için 10 kitap basar dedik. 10 dakikada 5 kitap basıyorsa 20 dakikada 10 kitap basar dedik. Buna da bir sıkıntı yok. 5 dakikada 2 kitap basıyorsa 20 dakikada 8 kitap basar dedik. Bunda da bir sıkıntımız yok. Şimdi 20 dakikada bunlar yapılıyor. 9 kere 20 180'i veriyor. 3 saatte 180 dakikaydı zaten. O zaman bunları 9 ile çarpmamız gerekiyor. 9 kere 8 72. Aynen 9 ile çarpacağız dedik. Burada 8 ile çarptık. Ne kadar akıllıyız değil mi? Çok güzel. Burası 90, 9 ile çarpıyoruz diyoruz. Gidelim 8 ile çarpmışım. Burası da 90. 90, 180, 72 daha 252 yapar. Cevabımız da Adana seçeneği olur. Cevap neymiş bakalım? 7 Adana'ymış. Tamam. Sıkıntı yok. Kusura bakmayın beklettiğim için. 30-40 saniye sorunun çözümü bitmesine rağmen gidip bir 8 ile çarpıp yanlış bir sonuç buluyorduk. Kusura bakmayın tekrardan.
Bir yıla ait aşağıdaki takvimde yılın her gününe ait bir sayfa olup gün sonunda o yaprak koparılmakta. Ocak ayından Aralık ayına doğru ayların gün sayıları da verilmiş arkadaşlar bize. Aşağıdaki iki farklı tarihten her birinde takvimdeki yaprakların toplam kalınlığı ölçülmüş olup iki ölçümde 10.4 mm kalınlık farkı saptanmış. Şimdi devamını da okuyalım. Yapraklar özdeş olduğuna göre takvimde 29 Ekim tarihini gösteren yaprakların toplam kalınlığı kaç mm'dir? Şimdi kurnazca bir soru. Denklem kurmalara falan girersen işin içinden çıkamazsın. Haberin olsun. Sınavda böyle bir soru karşına çıktı. Sen denklem kurmaya kalktın, bittin abi. Tamam mı? Biraz kurnaz olmak gerekiyor bu tarz sorularda. Hemen şunu yapacaksın. Mayıs'tan hemen sonra Haziran geliyor zaten. Tamam, çok güzel. Mayıs'a bakıyorsun. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Mayıs 31 gün. O halde arkadaşlar ben 31'den 19'a kadar kaç gün var onu bir hesaplayacağım. 31'den 19'u çıkardım ve 1 ekledim. Tamam. Bu da arkadaşlar bize şurası 12 yapacaktır. 1 ekledim. 13 tane yaprak var. 13 gün var. 13 gün 13 yaprak. Tamam. Şimdi 14 Haziran Cuma'ya kadar kaç tane yaprak var? 13 tane yaprak var. 13 günde orada var. Çünkü ben 14 Haziran'ı saymayacağım. O koparılmamış daha çünkü. Tamam. Topladınız. Kaç yaprak yaptı? 26. Ve bunların kalınlığı ne? 10.4 milimetre. Çok güzel. Şimdi bize 29 Ekim sorulmuş. Bak şu Aralık, şu Kasım toplam 61 yaprak burada var zaten. Tamam mı? Yani neyi soruyor? 29 Ekim'den yıl sonuna kadar o orada kalan, yani takvim üzerinde bulunan yaprakların kalınlığı soruluyor. Şimdi 29 Ekim demiş. 29 koparılmamış. 29, 30, 31. Bakın burada 31 gün olduğunu görüyorsunuz Kasım'ın. Yani Ekim'in, özür dilerim. 3 günde burada var. 3 yaprakta 64 yaprak. 26 yaprak 10.4 milimetre ise 64 yaprak kaç milimetredir diye soruluyor bize aslına bakarsanız. O halde içler dışlar yaparsanız cevabı bulursunuz. 64'te 10,4'ü çarpıp 26'ya böleceğiz. Şimdi ben diyorum ki 64 çarpı 104 diyeyim ben buraya. Buraya da 260 diyelim, tamam mı? Ve şunu 26'ya bölün. 26'ya bölün 4. Bunu 26'ya bölün 10. Çok güzel. 4 kere 64 kaç yapar? Hocam 256 yapar. Bir de bölü 10 var. O zaman bu bize neyi verir arkadaşlar? 25,6'yı verir. Şuraya yazalım. 25,6'yı. Demek ki cevabımız Adana seçeneğinde mis gibi verilmiş gençler. Evet. Artık bu videonun ve bu testin de sonuna geldik diyebiliriz. Bir sonraki testte 7. testimizi çözeceğiz. Ve arkadaşlarım 52. ve 53. sayfaların çözümlerini yapacağız. O videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.